Herkese selamlar dostlar. 18 Mayıs 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan bazılarına sadece yüksek oranlardan öneri yapacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir adet maskor yarışmamız var. Maskor yarışmamız ne Fenerbahçe ne Roma mücadelesi ve günün en merakla beklenen Newcastle Brighton maçı olacak. Sizce maskor ne olur arkadaşlar? Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmasını Inter Milan maçını kazanan arkadaşımız da Hazreti Adem isimli arkadaşımız. Bana doğrudan Instagram üzerinden ulaşabilir. Instagram adresimiz ekrana gelsin. Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan da herhangi soru, görüş, öneri her şey için benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Mayıs ayı için gruplara katılmak isteyenler de benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Ve arkadaşlar şöyle bir yüksek misli göster ekrana gelsin. Yüksek misli dün gece NBA mücadelesi vardı. Ben yani herkes açık Telegram grubunda da zaten ideal bir öneri yapmıştım. Kazandı. Ben ama yüksek misli grubunda 3000 misli olarak da önerdim bu mücadeleyi. Denver Lakers'ın mücadelesi vardı. Yani ev sahibi takım oyununu daha iyi oynayan takım 132-126 kazandı. Hatta ilk yarı bitiminde 20 sayı farkla da öndeydi. Onu da belirtelim. Denver'ın galibiyetini önermiştim. Burada 3000 misli olaraktan da tertemiz kazandı. Değerlendirenlere tebrikler. Yüksek mislinin amacı zaten böyle en en temiz gördüğüm maçları yüksek misli önererekten de şöyle 1 bin lira kaldırmakla diyerekten de söyleyelim. Dün kombinelere baktığımız zaman da solda gördüğünüz günün ana kombinesiydi. Galatasaray maçına 4.5 altına 2 aldım. 1.70 gibi orandan. Bak çok temiz aldım oranı. Çünkü çok fazla gol beklemiyordum. Üstten kaçtım orada 1.70 gibi orandan. Alanya maçında da dedim ki devreden bir adet gol alalım. Konya Spor attı. Tertemiz kazandı. Orada bir 17 gibi orandan. Toplamda neredeyse 2 oran. 1.99 orandan günün ana kombinesi geldi. Sağda görmüş olduğunu ise günün teknisiydi. Günün teknisi de ev sahibi 85.5 üst olarak Anadolu Efes maçına verildi. O da aynı şekilde tertemiz geldi. Kazan sağlayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, katıl grubu üyelerine veya IBAN üzerinden gelen herkese tebrikler diyerekten de devam edeyim. Geçtim bunu da. Şimdi baylar bizim herkes açık bir telegram kanalımız var. Youtube kanalının burada 5600 kişilik bir grup. Açıklamada ve yorumlar kısmında zaten linki var. Mutlaka oraya tıklayıp bir gelin. Dün gece NBA maçları tekrardan başlıyor. Denver'ın 4 sayı farkla galibiyetini önerdim. 1.38 gibi oranla tekli önerdim. Allah bereket versin kazandım. Bakın bu grupta ara ara canlı maçlar. Ara ara NBA maçları dediğim ya mesela şey diyorum videoya 250 like gelirse en büyük kuponu burada da diyorum. Dün mesela geldi verdim o şekilde. Buraya da mutlaka katılmanızı öneririm. Hatta ben direkt 5600 kişilik gruptan şöyle bakın 5607 kişinin olduğu bir grup tek admin benim burada. Şöyle bir öneri yaptım. Dün mesela maçtaydım. Alanya Spor'la Konya Spor'un mücadelesiydi. Bu. Staddaydım Dedim ki stattan canlı yapacağım. Burada da ara ara yapıyorum. Dedim ki Konya mücadelesine 3.5 6 olarak aldım. Maç 1-0 iken verdim. Dedim ki maç çok fazla gollü olmayacak gibi duruyor. 3.5 6 alalım dedim. 1.33 oranı vardı. Avrupa'da 1.45. Aldık mı aldık? İlk yarıda sonra baktım devreye yakın. Konya'nın bir golünü daha aldım. Daha iyi oynuyor. Avrupa'da 1.55. Nesine de 1-37 aldık mı aldık? Şu maç önü tercihimizdi. Konya'nın canlısı geldi. Bu da 3.5 6 olarak canlısı geldi. Bu şekilde ara ara ücretsiz tahminler yapıyorum. Bu gruba mutlaka katılın yani. Şimdi toplamda 5 adet mücadelemiz var. Şöyle arttı 300 seviyesindeki like'ları bir görelim. Yorumlarınız ve beğenileriniz gerçekten bizim için önemli. Yani o kadar 2000-3000 kişi izliyor. 250 kişi beğeniyor. Biraz daha arttıralım. 300-400 seviyesine çıkalım. Ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Değerlendirecekler. Herkese bol şanslar. İlk mücadelemiz Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşması. Güzel bir derbi maçı olur gibi geliyor bana. Derbi sayılır zaten dört büyüklerden. Şimdi dostlar benim beklentim şu yönde. Fenerbahçe burada çift forvet şeklinde oynayacak. Trabzon'da geçen maç ilk teknik direktörle ilk galibiyetini aldı sanırım. Ankara gücüne karşı. Şimdi 10 kişi kaldılar dakika onda. Tolunay Kafkas da atıldı hatta Ankara gücünün teknik direktörü. O şekilde bir galip geldi Trabzonspor. Ben burada Fenerbahçe açıkçası çok da gücü yeteceğini düşünmüyorum. Özellikle Fenerbahçe bu tür maçlarda. Ve şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin burada olası bir puan kaybı. Yani ile arkadaşlar komboya bile çıkabilir. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü puan farkı şu an maç fazlasıyla 8 sanırım. Aynen öyle. Galatasaray da dün kazandı. Fenerbahçe'den buradan mutlak bir galibiyet iyi bir oyunla galip gelmesi bekliyor. Batshuayi'nin iyileşmesi gerçekten iyi oldu. Fenerbahçe çift forvet olarak oynayabilir burada. Valencia ile Batshuayi şeklinde ileride mutlaka ikisi olur gibi geliyor. arkalarını artık Arda Güler de oyun olabilir. Zayt olabilir. Arda Güler Muhtemelen sağ tarafta olur muhtemelen. Rossi olabilir. Ortalarda Zayis arkada Arao veya İsmail şeklinde olabilirler. Ya yani Trabzonspor'un biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Trabzonspor'un teknik direktörü de geçen maçta 3-5-2 olarak sahaya çıkmışlardı. Biraz daha savunmayı ön plana çıkaracak gibi duruyor Trabzonspor burada. Fakat Fenerbahçe'ye 1-0'lık bence birden sonra da 2 yarar gibi geliyor bana. Ben burada idealden Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü öneririm sizlere. Onun da oranı 1-35 olması lazım. Şöyle Fenerbahçe'nin 2 golü idealdir burada. Fakat benim maç beklentim burada 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti olduğundan dolayı Tam 2-1 skora göre 1.86'dan da 2.5 üstünde bir de değerlendirme yapılabilir. Benim skordan doğrudan beklentim arkadaşlar. 2-1'lik doğrudan bir Fenerbahçe galibiyeti olduğunu söyleyeyim. Newcastle Brighton mücadelesi. Bu maçın maç skoru sizlere sorduk. Yani Premier Lig'de şu Big Six'i dışarı çıkartın. Hangi takım? Hatta bununla ikisi de Big Six'te acayip bir sıkıntı çıkartır. Brighton, Newcastle. İkisi de gerçekten yani o 6 takımın dışında şu an en iyi iki takım olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Brighton ve Newcastle inanılmaz bir futbol sergiliyor. Ve bu maçın önemi gerçekten çok yüksek. Newcastle üçüncülük arkadan Manu var, Liverpool var. O şekilde Newcastle'ın zaten ilk 4'e girme yarışı devam ediyor. Brighton da artık Everton maçını kaybetmese o da aynı şekilde dördüncülük, dördüncülük için burada savaş, savaş verebilirdi açıkçası. Benim beklentim burada şu yönde. Yani aslında güzel gollü, kornerli bir maç geçecek gibi düşünüyorum. İlk baktığımızda öyle. Fakat böyle iki tane en iyi takım birbirleriyle karşı karşıya geldiği zaman bazen temkinli oyun ortaya çıkabiliyor veya bazen e, kimyaları tutmuyor, saçma bir oyun ortaya çıkabiliyor. Fakat biz mantık çerçevesinde baktığımız zaman da bu mücadelenin var olması bence idealden beklenebilir. Ben var olarak düşünüyorum bu mücadeleyi. Kombineye girerse de var olarak girer bir 34 gibi orandan. Onun dışında korner açılmadı. Bir korner mücadelesi de olabilir diye düşünüyorum ama canlıdan da aynı şekilde değerlendirmek mantıklı olabilir. Gruplarımızda zaten duruma göre canlısız korneri, kartını, her şeyini alacağız. Ama ilk görüşte var olarak idealden alınabilir. Bir 1-1 skorda yakışabilir. Ya yani 2-2'ye yakın da 1-1'e biraz daha yakınım. Bayer Leverkusen'le Roma karşılaşması. İlk mücadeleyi 1-0 Roma kazandı. Şimdi deplasmanda Mourinho bu takımlara karşı yani bu tür oyunlarda kurt hocadır. Kolay kolay ben burada Roma'nın vereceğini düşünmüyorum Level Kuzen açıkçası. Baktığımız zaman şöyle Roma'nın son mücadelesine bakın. Bologna ile oynadı. O mücadele neredeyse 7-8 tane oyuncuyu da dinlendirdiğini görmek mümkün. Yani Roma burada önemsiyor. Olası bir zaten Şampiyonlar Ligi e, UEFA'yı kazanması falan derken Şampiyonlar Ligi'ne direkt birinci torbadan sokar seni. O yüzden Roma Mourinho'nun da Roma'da kalmak istediğini söyleyelim. Son haberler öyleydi. Yani bir ayrılma durumu söz konusu değil. Roma burada olası bir kontradan geçiş oyunundan Level Kuzen'i zevel verebilir diye düşünüyorum. Ama Level Kuzen de belirli bir. Onlar da son maçında birkaç tane rotasyon yaptı. Virsi mesela oynatmadı. Onlar da burada e, gerekli yerlerde risk alacağını düşünüyorum. Mücadele genelinde ben toplam gol aralığı olarak Değerlendirme altına aldım. Mücadele genelinde iki takımın atacağı gollere baktığımız zaman da 2-3 gol bandı 1.77 gibi orandan yüksek bir orandan değerlendirme altına alınabilir. Burada Roma biraz daha bekleyecektir. Leverkusen biraz daha saldıracaktır. Roma geçiş oyunuyla derken Leverkusen kontrolü atarsa 1-1'lik bir skor. Olası veya 2-1 Roma'ya kayarsa da şaşmam bilginize. 1.77 gibi orandan 2-3 gol bandını öneririm. Değerlendirecekler bol şanslar. Altmanla West Ham mücadelesi. Bu mücadelede güzel bir maç olur gibi geliyor. İlk mücadele 2-1 West kazandı. Şimdi Altman'ın evinde Hollanda'da oynayacaklar ki Altman bu sezonda çok iyi işler çıkardı. Geçen maçta ilk yarıdan 5 tane mi attı? Morelli takım West Ham'la oynayacaklar. Olası bir tek farklı galibiyet Altman da burada maçı uzatmaya götürecektir. Altman burada korner alsam mı diye düşündüm ama korner henüz daha açık değil. Yani bu mücadelenin kornerini 7.5'tan bile başlatabilirler gibi geliyor bana. West çünkü burada biraz daha arkaya geçiş oyunu oynayabilir gibi geliyor bana. Yani oyunu da tutabilen bir takım West Ham takımı. Alkmaar burada tabii ki saldıracaktır. Oyunun belli bölümünde risk alacaktır ki hatta ilk dakikadan itibaren Alkmaar burada galibiyet için saldıracaktır. Bu mücadelede bir yüksek oran denemesi aldım. Yine aynı şekilde Roma maçına yaptığım gibi bu mücadeleyi de toplam gol aralığı olarak da 2-3 gol öneriyorum. 1.80 gibi orandan değerlendirecekler. Bol şanslar. Son mücadelem Bazel'le Fiorentina karşılaşması. İlk mücadele 2-1 Bazel kazandı. 90 artı, 90 artı 3'te veya 90 artı 2'de attığı golle Bazel çok güzel bir gol attı. Galip gelmesini bildi. Fiorentina ile oynayacaklar ve ilk maç gerçekten çok hareketli ve tempolu bir mücadeleydi. Yarın kombinlere girebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Yine ilk maçtaki gibi hareketli bir maç olabilir. Özellikle ilk iki takıma baktığımız zaman ilk maçtan referans alalım şöyle bakalım bilgi vereyim. İki takım da duran topları çok iyi kullanıyor. O yüzden burada duran toplar gerçekten çok önemli. Kanat ortalarında etkili her iki takımda. Her iki takımda atacağı gol 1.47 gibi orandan sizlere önerimdir. Değerlendirecekler bol şanslar. Görüşmek üzere. Demeyelim bir saniye. Toplamda 5 adet mücadelemiz vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsettik. Değerlendirecekler bol şanslar. Videomuzu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.